Hocamız sattaymış Mustafa Denizli. Sayın Denizli, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Bugün bir stent meselesi, fırtınası esiyor. Herkes Mustafa Denizli'nin sağlığını merak ediyor. O kadar çok seveniniz var ki, siz Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden birisiniz. Biz de merak ediyoruz. Sağlığınızla ilgili bize bilgi verirseniz çok seviniriz. Sağ olsunlar. Ben de merak ediyorum. Ben de bazen gazetelerimiz hakikaten yani hasta hasta olmayan, özellikle bir de bu sağlık konusu. Yani çoluk, çocuk, kısım, akraba, sevenler, merak edenler. Yani burada böyle bir davranış biçimi hakikaten son derece dikkatlerden kaçan bir konumda medyada yer alıyor. Yani neticede ben 4 ay evvel ufak bir operasyon geçirdim. Bunun da normal periyodik bakımları yapılıyor. Evet. Yani artık sağlığımızdan kimse şüphe etmesin diye yarın öğretmen kontrol da yaptıracağım. Yani yarın da gayet tabii sağlığımız son derece önemli. Yapılacak bir şey varsa kimseden de bunu gizleyecek halimiz yok. Kendi kendimize de tedavi edecek halimiz yok. Sevgili Türkçe'de hocam, doktorlarla birlikte karar veren insanlarız ama böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu abartılı işinden yer alınca önce kendi ailem, yani benim yurt dışında okuyan kızım var. Yani sabahın köründe ben şeyi açar açmaz gazeteleri internetten böyle bir şeyle karşılaşıyor. Merak ediyor. Keza İstanbul'un dışında olan yakınlarım var. Evet, yani sağlık durumda Allah'a şükür hiçbir şey yok. Çok sevindik sevgili hocam. Sevgili hocam, evet. Yüzünden gülücük eksilmesin. Muhabbetin devam etsin. Ama tipik Mustafa Denizli olarak sorayım. Sen kaçıncı haftadan sonra tamüsü ha olursun böyle? Anlayamadım. kaçıncı haftadan sonra sen bomba gibiyim diyeceksin? Birinci haftadan itibaren diyeceğiz o. Şu anda da bomba gibiyiz de ilk bitti. Evet. İnşallah senden 2050'de de bomba gibi konuşuruz gene. Evet hocamız. İnşallah Allah uzun ömürler versin hepimize. Evet. Sağlıkla tabii bunu normal şartlarda geçirelim. Onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok zaten. Evet İnşallah. Hocam bomba gibisiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde. Hemen sözü sanlı kaptana bırakıyorum. Size sevgili hocam, izliyor musunuz? İzleme imkanınız var mı programımızda? Bilemiyorum. Yoksa telefonda mı sadece bağlandınız? Telefonda izleyemiyorum çünkü dışarıdayım. Evet. Bir kere katıldığınız için programımıza çok teşekkür ederiz. Bu da bizim ilk programımız bu. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Ayrıca da sağlık haberlerinizi aldık. Daha da mutlu olduk. Siz son derece nazik bir insansınız. Bizim bu davetimizi de kırmadınız. İnşallah hayırlı programlar, uzun ömürlü, uzun soluklu. Çok herkese istifade edebileceği konuşmaların, bilgilerin, tecrübelerin iletileceği çok teşekkürler olur. Hocam. Bizler de herkes gibi istifade ederiz. Sağ hocam olun. Çok teşekkürler. Şunu soracağım ben. Şimdi bütün Beşiktaşlılar merak ediyor. Gelecek sezonun Beşiktaş'ın yine sizin gibi böyle bomba gibi mi olacak? Neler alacaksınız? Ne olacak? Bize biraz bilgi verir misiniz? Ne olur? Vallahi genelde bu kadrolar başında ben olduğum müddetçe hep bu duyguları taşır, bu düşünceyi taşır. Fakat geride bıraktığımız sezonun şartları, yani özellikle zannediyorum biraz evvel Çerçiyon sesini programda, yani tam kadronun kim olduğunu bilmiyorum. Hocam doğrudur benim. Ben biraz sonra söz alacağım, sonra konuşacağım sizinle. Geçmiş olsun diyeceğim ama niye geçmiş olsun ya? Merak etme sanlar. Yani geçen sene hem talihsiz ama hem kendi yaratmak istemediğimiz tablolar oluştuğu bir sezon başlangıcı oldu. Yani çifte kupayla başladığımız sezonda taraftarımız maalesef bu sezon sonundaki coşkuyu, birlikteliği bizle paylaşmadı. Bu tabii bizim takım üzerinde özellikle çok olumsuz etki yaptı. Yani sezonu iki kupayla kazanmış bir takımın yeni sezon başlangıcında taraftarla bu denli bütünleşememesi tabii bizim için önemli bir handikap oldu. Onun dışında bu sene özellikle birkaç tane transfer etmeyi planladığımız ve yöneticilerimizin şu anda çalıştığı son derece yüksek yeteneklere sahip ileride yıldız adayı, yıldız olabilecek
futbolcular gayet tabii ki gündemde olan isimlerin de bir planlaması yapılıyor ama şu anda kadromuzdaki özellikle yabancı durumu belli. Yani bunları aynı şekilde değerlendireceğiz. Yani hem kadroyu güçlendirmek hem camianın istediği isim veya bilemediniz iki ismi burada görmek taraftar açısından da camia açısından da mutluluk verecektir. Yani bu sene yani nasıl şampiyon olduğumuz yıl bazı dersler her şeye rağmen çıkarıyorsak başarısı olduğunuz zaman da daha önemli dersler çıkarma imkanı buluyorsunuz. Böyle bir anlayışla böyle bir kadro yapısıyla hayırlısıyla yeni sezonu ayın 23'ünde başlayacağız. Hocam yani şunu demek istiyorum. Sizin araştırmalarınız tamam. Kafanızdaki alınacak oyuncular tamam. Gidecek oyuncular tamam. Herhalde değil mi hocam? Tabii tabii onların hepsi tamam. Ben şu anda yani beynim çift taraflı ve son derece düzgün ve tarafsız davranmak mecburiyetinde. Yani sadece profesyonel kadronun güçlenmesi açısından bakamam. Aynı zamanda ben Beşiktaş kulübünün bu görevi verdiği bir teknik adamım. Yani sadece tek taraflı düşünemem. Yani kadromu bu kadar güçlendireyim şey yapayım ama arkamda bu böyle böyle bir maddi şeyle tavloda çıkmasın. Yani hem kulüp penceresinden hem takım penceresinden bakarak bu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Hocam size başarılar diliyorum gelecek sezon için. Evet. Teşekkürler efendim. Selçuk Yunan'ın bir sorusu var hocam izin verirseniz. Sevgili hocam tekrar iyi akşamlar. Sağ ol Selçuk. Hocam hemen bu Sanlı abinin sorusunun üstüne sorayım da ya bu şimdi baktığımız zaman biraz önce biraz da çıkarttık. Yani Türkiye'de bir yabancılar kalmasıyla yerli kalma bir maç yapsa maşallah Beşiktaş'ın yabancıları direkt olarak çıkar 11 kişi oynar. Şimdi işin zor bir de çoğu da bunların galiba mukavelesi de devam ediyor. Nasıl çıkacaksın evet. Bu işin içinden hocam? Şimdi tabii sadece Delgado'nun dönmesi bizim bu kadrodan dışarıda oynayan arkadaşları da sayarsak 3 kişinin çıkmasıyla mümkün olacak. Bunu değerlendiriyoruz. Tabii federasyon ve kulüplerin bu sezon yabancılarla ilgili ben de diyorum yeni bir planlaması olacak. Olur olmaz onu bilemiyorum. Yani şu anda bu statü devam ederse yani mutlaka sadece Delgado'nun dönüşü için bu 8 kişilik kadrodan bir kişinin gitmesi lazım. Diğer düşündüğümüz transferi de yani gündemi işgal eden transferi de gerçekleştirmemiz için demek ki şu andaki kadromuzdan 2 kişinin daha gitmesi lazım. 2 de dışarıda var. 4 kişi gidecek. Biri Delgado olmak üzere sadece bir kişi gelecek. Bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman yani bizim planlamamızda aşağı yukarı taşları doğru yere koymuş oluruz. Teşekkürler hocam. Allah yardımcın olsun. Evet. Sayın Tamburacı'nın evet. Hocam izin verirseniz bir de Sayın Tamburacı'nın bir sorusu olacak size. Hocam isim istemiyorum ama yabancılardan kaç tane eleman elinde kalsın istersin ve de artı Kuvareşma der misin? Kim gene sanıyor? Benim ama kendime dönüştürüm. Konuşmayı istemeyecek var mı? Tabii eğer yani bu üstün yeteneklerini hele hele biraz da kolektif anlayış içinde şey yaparsa çok önemli bir silah. Yani bunlar Ronaldo ile birlikte sadece Portekiz değil Avrupa futbolunun en büyük yıldız adaylarıydı. Bir tanesi bunu gerçekleştirdi. Kuvayacılar bu yarışın biraz gerisinde kalmıştı. Eğer bu transfer gerçekleşirse biz de tüm gücümüzle ona takım arkadaşları ben destek olarak onun Ronaldo'nun çizgisine getirmek için her şeyi ortaya koyacağız. Çünkü bu yeteneklere hakikaten sahip ama genç bir futbolcudur. Yanlış yönlendirilmiş olabilir, yanlış düşünceler taşımış olabilir. Belki bulunduğu çizgi şu anda bulunması gereken çizginin oldukça gerisinde kalmıştır. Hocam ben senin namına bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Mustafa hocam böyle futbolcuları sevmez, bayılır. Peki hocam ya Delgado? Yani onlara bayılırım hakikaten o futbolculara. Ya futbolun güzellikleri taşıyan unsurlar bunlar. Nasıl bayılmayayım? Yani bu güzellikleri bir de sonuç üzerine kullanmaya başlarlarsa zaten bir teknik adam ondan daha başka ne ister ki?
Evet. Yani kolektif anlayış içerisinde bu yıldızları değerlendirmek her teknik adamın, sadece benim değil. Ama ben futbolun güzelliği, estetik yanına da çok önem veriyorum. Seviyorum, daha doğrusu önem vermiyorum.